Ceset! Ceset! Allah Allah, bakmayın! Ambulans gelin! Dayı. Ben sana ne öğrettim Fazıl? O silahı çekiyorsan eğer gereğini yapacaksın. Sen bana başka şeyler de öğrettin dayı. Hayatın keyfini sürmeyi, anın tadını çıkartmayı. Şimdi bırak da biraz sefasını sürüyor. Ben kim benden ne öğrenmek istiyorsa bildiğim her şeyi öğrettim. Vatanını nasıl seveceğini, kadınını nasıl seveceğini, yeğenini nasıl seveceğini, büyüğünü nasıl sayacağını. Ama bir tek şey öğretmedim. Çünkü onu ben de bilmiyorum. İhanet. Senin öğrettiklerine yetinmeyip ben de üzerine birkaç şey ilave ettim dayı. Taktik ve strateji. Aslan parçası. O 100 gramlık kaseye yarım kilo yoğurt sığmaz. Seyfi, beni gördüğüne sevinmedin mi? O kadar uzun zaman oldu ki şaşkınlığımı mazur gördüm. ...25 yıl önce stajyer avukat olarak yanıma gelmiştin. Seni hırsından hatırlıyorum. Umarım bu olaylar hırsını bitirmemiştir. Şu anda abimizin siz olduğunu öğrenince şevkim daha da arttı. Yavuz ve Gürkan için elinden geleni yaptın. Savcılığın gücü de bir yere kadar. Bundan sonra seninle daha fazla mesai harcayacağız. Gürkan'ın elinde devletin resmi gücü, Yavuz'da da derin gücü var. Onlarla mücadele edebilmem için benim de elimin güçlü olması lazım. O güç bende. Yavuz da Gürkan da avucumun içinde. Oğuz da Tekin şu anda kaçak. Eğer onları ele geçirirsek Gürkan'ın ipi zaten elimizde. Gürkan'a öyle bir baskı yaptırıyorum ki yüzbaşı ile komiseri bugün kendi eliyle teslim edecek. Ben sizin Yavuz'la ittifak kurduğunuzu düşünmüştüm. Yavuz'a bir şans verdim ama aptallık ettim. Yavuz'un Ferhat'ı öldürdüğü görüntüler. Bu Yavuz'u bitirmemiz için fazlasıyla yeter. Yetmez. Bu dosyanın içinde 22 askerin şehit olduğu uçağın Yavuz tarafından düşürüldüğüne dair deliller var. Bakanı da öldürdüğüne dair kanıtlar. Bunlarla Yavuz bir ömür boyu insan içine çıkamaz. Zaten çıkamayacak.
Yavuz elimizde. Son kez bir yüzünü göreceğim. Ondan sonra da ölecek. Efendim, can kaybımız yok. Yaralılar var. İyi ki Oz'da Tekin tam zamanında yetişti. Aksi halde devletin karar alma mekanizmasının yarısı ortadan kaldırılacaktı. Adamlar cenazeye saldırmakla net tavırlarını ortaya koydular. Sizinle göğüs göğüse çarpışmaya hazırız dediler. İki taraftan üstümüze gelecekler. Birincisi, medya aracılığıyla kamuoyu oluşturup bunlar devleti yönetemiyorlar, zaaflarını örtmek için çete kurdular deyip Oğuz Atekin üstüne gidecekler. İkincisi, savcı üstünden operasyon yapacaklar. Onlar bizim ipimizi çekmeden bizim onlarınkini çekmemiz lazım. Savcıyı pasifize etmek üzereyim. Size 20 saat mühlet. Cenaze saldırısının sorumlusu Velit'i bulup Oğuz'la Tekin'e teslim edeceksiniz. Kamuoyu da, devletin diğer birimleri de gereken cevabı verdiğimizi görecek. Asker olmak istediğimde bana bir tek sen destek oldun. Aslan babam benim. Bize bu künyeyi taktıklarında bu sizin mezar taşınız, şerefiniz olacak diye taktılar. Ben senin intikamını alıp tekrar bu şerefi hak edene kadar bu sende emanet kalacak babam. Bana babamızın emanetisin. Sen ona nasıl bir söz verdiysen, ben de senin kılına zarar gelmemesi için gerekirse hayatımı vereceğime dair babamıza söz verdim. Sakın beni babama karşı mahcup etme. Sen artık ailemizin büyüğüsün. Sen ne dersen onu yapacağım abi. Hayatım boyunca buraya boynumu eğik gelemem ben. Ama benim önümde durmayacaksın. Babamın intikamını alacağım. Sen dayını ne zaman sattın Fazıl? Şu üslubunu biraz değiştirsen artık Yavuz Aslan. Heh. Böyle satma, alma,
Esnaf ağzı yakışmıyorsa. Peki. Başından beri mi onlarlaydın? Yoksa sonradan mı seni kafeslediler? Sen bize hep böyle baktın işte. Sen aslandın. Bizse kafeslenecek küçük, değersiz parçaların. Bizim isteklerimiz, bizim duygularımız, bizim arzularımız, hayallerimiz hiçbir zaman senin umurunda olmadı. Ben hep sizin için çalıştım. Sizin için mücadele ettim. Bir gün, sadece tek bir gün ne hissettiğimizi, ne istediğimizi sordun mu sen? Ne gerek vardı ki Fazıl? Siz hepiniz benim parçamdınız. Parçandık. Doğru. Her sabah dışarıya attığım parçalarındık. Bu nasıl dayılık Yavuz Aslan? Çetin elimizden kaçırdığımızı nasıl söyleyeceğiz dayıyla Abbas abiye? Ben söyleyemem abi. Dayının has adamı sensin. Benim kafama sıkar. Benim sıkmaz yani. Sen Abbas abiyi hiç tanımamışsın. Dayının lafını yere düşüreceğine bizi toprağa düşürür. Abbas abi. Sen kimsin? Ben senin kel yakışıklı Süleyman'ım. Bu felsefi soruysa biz daha o konuya gelmedik. Doğru konuş lan. Ne felsefesi? Ne oldu hepinize birden? Ne oldu? Sen kimsin? Bu ne biçim kıyafet? Nasıl aldınız lan bunu istihbarata? Abbas sen nasıl konuşuyorsun? Yavuz nerede? Sen Yavuz'u nereden biliyorsun? Abbas, bu ne saygısızlık böyle? Sen dayına ismiyle mi hitap ediyorsun? Zerrin Hanım, Abbas abi iyi değil. Yanında bomba patladı. Dayıdan başka bir şey hatırlamıyor. Yavuz nerede? Bilmiyorum. Ben vuruldum. Diğer taraftan geldiğimde Abbas abi öyleydi. Dayı ortada yoktu. Saati gelmiş onun. Dayı her zamanki gibi icraatını yapmış. Aslan sütünü yudumluyordur şimdi. En çok da kime üzülüyorum biliyor musun? Abbas'a. Yazık. Dayısının cenazesinde en çok o ağlayacak. Ya sen Abbas'a üzülme. Abbas, dayısı nereye giderse o da peşinden gelir. E o zaman Abbas yolcu bu hayattan. Dayı. Yok ya. Ben o kadar hayattan sıkılmadım. Sen ne kadar heveslisin dayını bir an önce sepetlemeye. Geç bile kaldık. Yürükanlar senin fişini çoktan çekmişlerdi. Seni hayata biz geri döndürdük. Ama sen her zaman olduğu gibi sana uzanan elleri kırmayı seçtin. Abi seninle konuşacak ve sonra öleceksin. Allah'ın işi işte. Para geldi mi? Ulaştı abi. Samandıra'da. Konteynerin içinde. O parayı bu listedeki isimlere dağıtın. Tamam abi. Söyle İlhan. Aslan parçası yorgun abi. Bir an önce işi bitsin istiyor. Yavuz. Sana hayatının teklifini yaptık. Sen bizi diğerleriyle karıştırdın. Ya ben o kadar yaşlanmadım. Kimseyi kimseyle karıştırmıyorum merak etme. Benim gözlerim görmese de satılmışlığın kokusunu alırım ben. Hayatta ben herkesi bir şekilde ikna ettim. Seni nasıl ikna edemedim anlayamadım. Ettiğim teklif yaman atılır cinsten değildi. Ya biraz sonra beni öldüreceksin.
Hala benden faydalanmaya çalışıyorsun. Ben her zaman tecrübeye saygı duyarım. Birazdan tecrübenin hasını göreceksin. Ve yıllarca unutmayacaksın. Abi. Ne oldu sırtlan parçası? Aslan yavrusu bile yetti sana. İlhan, silahını indir. Anlamadım abi. Sen zaten neyi anladın ki Fazıl? Yavuz'u bırak, gitsin. Ya bu kadar üzülme Fazıl. Benim son görüşün değil. Ama bu arada kendine iyi bak. Aman bir şey gelmesin başına. Grip bile olma. Aklım sende kalmasın. Kafirler son anda kurtuldu. Ne yapacağız? Ne kadar silahınız, mühimmatınız varsa toplayın gidiyoruz. Hocam, kafirlerle mücadeleden kaçılır mı? Dünyanın neresine gidersen gidin, her şey eksik olur, kafir eksik olmaz. Cihad edecek çok yer var. İşte Suriye'de, Irak'ta halifemiz orduları cihad ediyor. Biz de gidip onlarla beraber savaşacağız. Hadi toplayın silahları. Bu keresteler zeytin ağacından değil mi lan? Allah sizi nasıl biliyor öyle yapsın. Kaç kişiler? Çok adam toplamışlar. Kalabalıklar. Oradan sağa çıktık ya, kafasını koparacağımızı biliyor, kendini sağlam alıyor. Daha iyi. Ne kadar toplanırlarsa o kadar iyi, hepsini bir anda temizleriz. Destek birazdan gelir, niye böyle kara kucak giriyoruz gene? Tayfun, ben buraya babamı gömüp geldim. O adam artık nefes almıyor. Bunların bir saniye bile nefes almasına katlanamam. Oğuz Yüzbaşı geldi, sizinle görüşmek istiyor. Üstünü aradınız mı? Silahsız. Yalnız mı? Yalnız hocam. Benim onunla konuşacak bir şeyim yok. Sıkın kafasına. Thank you.
Sen bana babamı huzur içinde gömdürtmedin. Ben de seni gömdürtmeyeceğim. Tekin Ulubatlı öncelikle birer kanun kaçağıdır. Tekin Ulubatlı cezaevi firarisidir. Ve ikisi birden ellerini kollarını sallayarak dolaşmaktadır. Bunun hesabını verecek kişi ise Gürkan Erman'dır. Buyurun. Geçen günkü eylemlerin arkasında bu iki kontrgerillanın olduğunu kanıtlayan görüntüler. İstihbarat ve Gürkan Erman'ın maşaları olan bu iki tetikçidir. Bu dehşet verici görüntüler halkımızı tedirgin edecektir. Adalete, devlete kapatma olan... Kapatma Salim, kapatma. Beyler, bu rezaleti verecek cevabınız var mı? Sizin güdümlü hakim ve savcıların yaptığı hukuk katliamlarına verecek cevabınız varsa... bizim de bunlara verecek cevabımız olur. Vicdanıyla hareket etmeyen hakim ve savcılar için kurulumuz... gerekli işlemleri başlattı. Bravo. Vallahi bravo. Yalnız biraz geç kaldınız. Sonunda aklınız başınıza geldi. Ya biz sizi aylardır uyarıyoruz. Beyler, eksik yönler olsa da buranın bir hukuk devleti olduğunu size hatırlatmaya geldim. Yetkilerinizi de, gücünüzü de hukuktan alıyorsunuz. Ben o savcıyı görevden alıyorum. Sizin de bana Oğuz'la Tekin'i teslim etmeniz lazım. Aksi takdirde ben alırım. Daha büyük skandal olur. Sayın Başsavcı, bu ülkede örtülü savaş var. Savaşın da bir hukuku var. Oğuz'la Tekin'in işlediği suçlar kamuoyunda ayyuka çıktı. Ülke ele geçirildi. Biz ülkenin bağımsızlığını sağlamak için canımızı ortaya koymuşuz. İşinizi suç işleyerek yapacaksanız sizinle teröristin ne farkı var? İlhan. Aslan'ı yaraladık ama öldüremedik. Yaralı aslan ne yapar biliyorsun değil mi? Kusurlu olan benim abi. İlhan'ın günahı yok. O görevini yaptı. O gün Serdar benim elimden kaçmasaydı... Yavuz Aslan şimdi ölmüştü. Suçunu bildiğine göre... cezasını da biliyorsun değil mi? Abi beni affet. Beni affet abi. Fikret'e bir şans daha verelim abi. Yavuz Aslan işini beraber çözelim. İlhan'ım. Bizi diğerlerinden üstün kılan nedir? Davaya olan koşulsuz şartsız inancımız. Thank you.
Dava için canını vermeyecek adamın yanımızda yeri yok. Kimseye verilecek ikinci bir şansımız yok. Yavuz Aslan'ı ne yapacağız? Yavuz artık senin konun değil. Bu işi başkası çözecek. Sen Oğuz'la Tekin'le ilgilen. Ne yapmamı emredersiniz? Gürkan üzerine büyük bir baskı kurduk. Boyun eğmekten başka çaresi yok. Oğuz'la Tekin tekrar gözaltına alınacak. İçeride mi halletmemi istersiniz? Hayır. Emniyete varmadan ölecekler. Ne yapacaksın? Oğuz'la Tekin'i vereceğim. Adamlarını harcayacaksın yani. Çocuklara yıllık izin verdim diyelim. Çaresizliğin adı izin mi oldu? Daha 2 saat önce cenazesi taranan adamı içeri mi atacaksın? Kurumda insanların yüzüne nasıl bakacaksın? İnsan kendisiyle yüzleşebiliyorsa başkalarının ne dediğinin, ne yaptığının hiçbir önemi yok Öktem. Tansiyonun biraz düşmüş Aysel anne. Sen biraz uzan istersen. Cenazemizde bile rahat vermediler. Aklım Oğuz'da kızım. Nasıl uzanayım? Bize müsaade. Yok, lütfen biraz daha oturun. Oğuz'la Tekin gelsin, sonra kalkarsınız. Ah, sağ ol kızım. Sağ ol. Sen de bayağı metanetliymişsin maşallah. Abim sağ olsun, biz her türlü krize çok alışkınız. Sen otur, ben bakarım. Hey çocuklar. Bir şeyler bulabildiniz mi? Camiye bomba koyanları bulduk abi. Radikal İslamcılar. Kazım Süleyman. Peki Türkiye'de olduğuna dair bir ipucu buldunuz mu? Örgütün derin kanadını kullandığı gibi bunları da harekete geçirmeye çalışan o. İran gizli servisiyle CIA'nın neokon kanadı Esad'ı iktidarda tutmak için bu Şii-Sünni çatışmasını IŞİD üzerinden körüklüyor. Ama şimdi biz Esad'ı devirmek için hamle yapıyoruz diye bunca şeyi göze alırlar mı? Ben pek emin değilim. Vallahi biz emin olduk Mehmet Rauf Bey. Barış sürecinin dibine dinamit koyan bunlar. Ortalığı karıştıran infazların arkasında da İranlı neokon var. Oğuz. Anne seni soruyor. Bakar mısın? Tamam, geliyorum. Nerede kaldın evladım? Babanı kaybettim. Bir de seni kaybetmeye dayanamam. Geçici hafıza kaybı gibi görünüyor. Peki ne zaman kendine gelir? Kontroller tam yapılmadan bir şey söyleyemem. Peki teşekkür ederiz doktor. Geçmiş Bey. Olsun. Hoşçakalın. Sana da geçmiş olsun. Batık banka gibiyim. Bütün sermaye gitti.
En son istihbarat sınavındaydım. Kapı açıldı. Dayı girdi içeri. Senin referansın kim dedi. Seni niye bu kuruma alayım? Bir tanıdığını söyle dedi. Aslan gibi adamım dedim. Hiç kimseye ihtiyacım yok dedim. Aferin aslan parçası dedi. Benim bıyıklarım daha çoktu ya. Çatışmada mı yandı acaba? Gel. Neredesin sen? Dayını almışlar, sen de burada böyle rahat rahat oturuyorsun. Yanında bomba patlamış. Hafızasını kaybetmiş. Dayı. Yalnız sen ne yaşlanmışsın be. Sen kaç yaşındasın Abbas? 24. 24. Gençliğinin kıymetini bil Abbas. Keyfini çıkar. Şimdi kaç yaşındasın? 24. Ulan ne şanslı adamsın be. Keşke ben de beynimdekileri unutabilsem de bir gece rahat uyuyabilsem. Sen kimsin bacım? Bacı mı olduk şimdi? Ulan ana baba bacı kardeş dar gününde belli olur. Ana baba bacı kardeş dar gününde belli olur. Namus belasına kardeş çektiğimiz can bizi. Yavuz iyi misin? İyiyim ben iyiyim. Duygu nerede, haber verin bir gelsin bakalım. Dayıcım bana ne emredersiniz? Seninle oynadığımız oyun bitti aslan parçası. Geçmiş olsun aslan parçası. Sağ ol dayı. Gürkan Serdar'ın öldüğünü sanıyor. Fazıl Ağayın. Onlara çalışıyor. Ona ulaşmak için de tek kozum sensin. Kendin kurtulmuş gibi yapacaksın. Bunda da onların yanına gideceksin. Dayı, abinin adamına verdiği en son talimat buydu. Ah şu Lidyalılar ah. İnsanlık ne zaman bozuldu biliyor musun aslan parçası? Para bulundu, işte o zaman insanlık bozuldu. Ama ben her zaman derim, paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık. Hayatımın en mutlu günüydü. Sadece senin değil ki. Annenin, babanın, benim de en mutlu günlerimizdendi. Geçmişi savunmaktan çok yoruldum. Geleceğe dair tek hayalim, umudum sensin. Benimkisi farklı mı zannediyorsun? Sonuçta senin hayal kurmanı sağlayan, umutlandıran bir kızım var. Oğuz. İrfan amcanın cenazesinden sonra sana vasiyetini anlatacağımı söylemiştim. Sanırım şimdi zamanı geldi.
Birader, bizi almaya gelmişler. Abin dışarıda adamlarla kavga ediyor. Sakin. Acımız var, bilmiyor musunuz? Yüzbaşı, sizi götürmek zorundayız. Kesin talimat var. Lütfen zorluk çıkarmayın. Şş, bana bak Tıfıl. Sen şimdi önce beni alacaksın, tamam mı? Bu adamı sonra alırsın. Bu adamın acısı var. Beni deli etmeyin, basın gidin lan burada. Ne oluyor burada? Ben gelmeden harekete geçmeyin demedin mi size? Salim, bu işin içinde sen de mi varsın? Efendim, tatsız bir gününüzde olduğunuzu biliyorum ama bu başka seçeneğim yoktu. Salim abi, Gürkan Bey'in bizim karşımıza çıkmaya yüreği yok herhalde. Sen geldin. Oluyor mu hiç böyle? Görevi verirken bizim karşımızda dikiliyordu. Şimdi makamının arkasına saklanarak bizi aldırıyor. Bakın, benim taziyem bitmeden hiçbir yere gelme. Anlaşıldı mı? Eğer gücünüz yetiyorsa da buyurun alın. Tamam, sakin. Sakin. Rauf, ne oluyor burada? Kim bu adamlar? Tamam anam. Gel sen. Bir şey yok anam. Cenazede olan olayla ilgili arkadaşlar bize bilgi aktarmaya gelmişler. Oğuz, istersen gelin adamları teşhis edelim. Huzursuzluk vermeyelim burada. Ben bu ülkeye iki tane evlat verdim. Bu mu karşılığı? Ha? Anam, bir şey yok, tamam. Hadi gir, sen üşütme. Hadi gir bakayım. Gidelim abi. Tekrar başın sağ olsun. Nedir bu başımıza gelen? Anacığım. Dikkatli olun. Bir şey yok, hadi. Hadi gidelim. Ben de sizinle geliyorum. Abi sen annemle kal. İnşallah iyi haberlerle gelmişsiniz. Paranızı getiren uçak İstanbul'a inmek üzere. Oradan diplomatik araçlarla transferini sağlayacağım. Siz de bürokrasideki adamlarınızı gömdüğünüz yerlerden çıkarıp Gürkanları bitirmek için ne gerekiyorsa yapacaksınız. Tamam. Buyurun efendim. Anlaşıldı efendim. Güvenlik zafiyeti varmış. Güzergah değiştiriyoruz. Şuradan dön. Geliyorlar. Harekete geçin. Anlaşıldı, çıkıyoruz. Pusu kurmuşlar. Komiserim yapmayın. Size yakışmıyor. Çevir lan. Döndür arabaları, döndür. Pusu var lan. We'll be right back.
Çekil! 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 Abi hakkınızı helal edin. Ne oldu İlhan'ım? Tayfunlar yetişti. Adamlarımı püskürttüler. Ben ölüme gidiyorum abi. Ama giderken Oğuz ya da Tekin ikisinden birini de yanımda götüreceğim. Hemen geri dön. Abi lütfen davamız için ölmeme müsaade et lütfen. Müsaade etmiyorum. Ne diyorsam onu yap. Eyvallah ceset. Gelmesen şimdi Azrail'le muhabbetteydik. Azrail sizi ne yapsın? Sohbetinizi çekemez o, ben biliyorum. Teğmen, sana da borcumuz şu aldı, sağ olasın. Sizin canınız sağ olsun komiserim. Oo, beraber takılırsınız Tekin. Bu olaydan sonra sizi kesin atarlar. Borçlarını ödeme fırsatları olur o zaman. Sen bize laf sokmaya mı geldin? Film gibi düşün Tekin. Esas olan geldi kurtardı, birazdan da öpecek. Burada çok beklersek polis de gelecek. Tercih hadi, sizin. Hadi, hadi. Öpücüğün bir bedeli olmalı. Söyle bakalım bedelini de. Neyse, günahımızı ödeyelim. Hı? İstifa etmeyi düşünüyorum. Sizden de ayrı kalmak istemiyorum artık daha fazla amca. Benden mi yoksa Oğuz'dan mı? Senden amca. Madem amcanı bu kadar çok seviyorsun, o zaman sözünden de çıkmayacaksın. Yarın Diyarbakır'a dönüyorsun, istifa falan da yok. Sonra ben senin tayinini buraya aldırıyorum. Amca, ben mesleği bırakmak istiyorum. Ben çok sertleştim. Bu meslek benim duygularımı, kadınlığımı öldürüyor. Fındığım, senin o çocuktan uzaklaşman lazım. O çocuğun aklı başında değil. Senin de aklını başından alıyor. Çetin meselesi ne oldu? Ya şimdi konuyu değiştirme fındığım. Çetin meselesi hallolursa Oğuz meselesi de çözülür. İşte ben o konuyla ilgileniyorum ama o işin altında başka meseleler var. Yani sana saldıran Çetin değilmiş. Emin misin? Eminim tabii canım, eminim. Ya Çetin o saatte hastanedeymiş, görenler var. Ne yaptın o zaman Çetin'e? Nerede Çetin? Ya Çetin. Ne yapayım ben kızım Çetin'in? Bekçisi miyim ben? Ya bunca derdimin arasında bir de Çetin'in peşine mi düşeceğim? İyi, o zaman ben düşeyim Çetin'in peşine. Yok, sen hiçbir şeyin peşine düşemezsin. Sen yarın Diyarbakır'a gidiyorsun. Amcacığım, ben artık kendi kararlarımı verecek yaşa çoktan geldim, farkında değil misin? Kızım, amcan senden gereksiz bir şey istedi mi hiç? Despotluk yaptı mı? Yani Diyarbakır'a dön diyorsa bir bildiği var ki dön diyor. Sonra ben senin tayinini zaten buraya aldıracağım. Ama şu sıralar senin burada olmaman lazım. Hı? Buyurun efendim. Savcı bey, neredesiniz? Bacağım için hastaneye gidiyorum efendim. Geçmiş olsun. Görev değişikliği yaptım. Adliyeye döner dönmez elinizdeki tüm dosyaları bana gönderin.
Sayın Başsavcım, müsaade ederseniz soruşturmaları tamamlamak üzereyim. Bugüne kadar vermiş olduğunuz emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Dön hemen Levent'e gidiyoruz. Alo Emrah. Buluşmamız lazım. Elimde aklını alacağım belgelerim var. Savcı Bey. Biliyorum. Biliyorsunuz da niye durduruyorsunuz? Bas bas devam et. Bacağınız nasıl oldu? Afiyetlidir inşallah. Sizi görünce sızlamaya başladı. Merak etme, fazla sızlatmayacağım. Biz boşuna mı kırmadık kemiğinizi? Siz hemen ayaklanınız diye. Duydum ki başsavcı görevden el çektirmiş. Yazık. Belgeleri alayım. Belge yok bende. Salim, savcı beyin doğru söylediğine şahitlik ediyor musun? Efendim savcı bey, ağrı kesici alıyor ya. İlaçlar yüzünden kafası yerinde değil herhalde. Şimdi hatırlar. Hafızasını yitirdi diyorsun. Ne menem ilaçlarmış bunlar ya. Hı? İlaçlar nerede? Acaba bu çantada mı? Vay vay vay. Vay vay, ilaçlara bak sen. Ne güzel ilaçlar bunlar. Savcı Bey. Görevinden alındın. Meslekten de atılacaksın. Ve senin bunlara ihtiyacın yok. Bunlar bizde kalsın. Efendim, Yavuz Aslan'ı düşürülen uçağa ve Bakan Bey'in suikastine bağlayan bilgi ve belgeler var burada. Artık Yavuz'u bitirmek işlem bile değil. Öktem'in şimdilik bunlardan haberi olmasın. Yavuz Aslan Yeşil Gladio'ya karşı bayrak açmasaydı bütün bu deliller savcının eline geçmezdi. Şimdi bırakalım Yavuz Aslan kendi mücadelesini kendi versin. Onları ne kadar yıpratabilirse bizim için o kadar iyi. Evet, dediğiniz şeyi anlıyorum ama Yavuz bu bilgilerin Yeşil Gladio'da olduğunu öğrendikten sonra onlarla nasıl mücadele edebilir? Birazdan Öktem'le Yavuz'u görmeye gideceğiz. Haline, tavrına bir bakalım. Ne düşünüyor bir görelim. Ona göre ne yapacağımıza karar veririz. Evet, anladım. Ama yarın öbür gün Öktem Bey bunları öğrenirse... Yavuz şimdilik bana lazım. Ben söyleyene kadar Öktem hiçbir şey öğrenmeyecek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Misafir kabul ediyor musun Osman abi? Başımla beraber. Hoş gelmişsin. Ne haber abi? Sağ olasın. Siz nasılsınız? Allah. Merhaba babacığım, ben Tekin. Demenize gerek yok. Bütün Türkiye sizi konuşuyor. Zaten o şöhret başımıza dert oldu ya. Ondan atalım dedik biraz kendimizi burada. Siz şimdi bir dinlenin. Ben size bir çay getireyim. Buyursana. Görüyor musun Gürkan? Koltuktan vazgeçemedi, bizden vazgeçti. Zaten bütün mesele o koltuk ya.
Herkes o koltuğu ele geçirmek için uğraşıyor. Ama Gürkan o koltuğu bırakırsa büyük ihanet etmiş olur. Ah Kulela. Ya bir kere de benim dediğim doğru olsun ya. Sen bu işe hiç mi bozulmadın kardeşim? Biz Gürkan için mi iş yapıyoruz, vatan için mi tek? Ama ben onu göreyim yine de iki çift sözüm olacak. Evet, çaylar. Sağ ol abicim. Eyvallah. Bak böylesini hiçbir yerde içemezsin ha. Ha. Cezaevindeki için de öyle diyorlardı. İçtim, benzemiyordum. Kırdık mı adamı? Nedir bu kadar önemli olan? Bizi burada böyle boğaza karşı bekletiyorsunuz. Bu aslan parçalarını nasıl harcarsınız? Biz kimseyi harcamıyoruz. Oğuz da Tekin kamuoyunda sembol haline getirildi. Çok göz önündeler. Almak zorundaydık. Ortalık yatışsın, gereğini yaparız. Siz konuşmaktan başka hiçbir şey yapamazsınız. Sen ne öneriyorsun? Konuşmayalım, tamam. Ne yapalım? Bu adamlar sizi dağıtmak için memleketi ateşe verecekler. Bahaneleri de sizsiniz. Memlekette büyük kaos çıkartıyorlar. Madem vatanseversin, sen engel ol. Ben de zaten bunun için buradayım. Her şey benim üstüme yıkın. Ben öyle makam mevki peşinde falan değilim. Beni illegal yapın, ben de bunların topunun kökünü kazıyım. Bu kadar fedakarlığa hazır olduğuna göre bizim bilmediğimiz bilgilere vakıfsın. Söyle, biz de bilelim. Bu Amerikalı generali tanıyorsunuz. Kazım Süleyman'ı da tanıyorsunuz. Bunlar bir araya gelmişler. Size karşı ne kadar unsur varsa hepsini toparlıyorlar. Büyük destek veriyorlar. Memleketi savaş alanına çevirecekler. O sizin Musul Kerkük hattına diktiğiniz gözünüzü kapınızın önündeki ağacı bile göremez hale getirecekler. Bu olayların önüne geçmek için ne istiyorsun? Biraz hız kesin. Bana zaman kazandı. Köşke güvenlik politikanızı değiştirdiğinizi, Esad'la artık uğraşmayacağınızı, Irak'taki etnik ve mezhep unsurlarıyla ilişkilerinizi sınırlandıracağınıza dair bilgi sızdırın. Elinde sonunda beni de zaten Oğuz ve Tekin gibi harcayacaksınız. Ama eğer bana zaman kazandırırsanız ben gidebildiğim noktaya kadar giderim. Söylediklerin düşünmeye değer Yavuz Bey. Düşüneceğiz. Düşünmeyin artık Gürkan Bey. O kadar vaktiniz yok. Zaman en büyük lüksünüz. Yine metaforunu yaptı. Kaptan Ahab. Henüz Moby Dick'le tanışmadı tabii. Anlaşılan Yeşil Gladio Yavuz'un tepesini fena attırmış. Vallahi onların tespihini görmektense Yavuz'un rakı kadehini görmeyi tercih ederim. Ne demişler? Amaca ulaşmak için her yol mubahtır. Bize bir görev vermişsin abi. Onu acaba hatırlıyor musun? Oğlum ben sizi hatırlamıyorum ki verdiğim görevi hatırlayayım lan. Yaptınız mı, yapmadınız mı? Söyleyin de
Ona göre davranayım bari. Bir Çetin vardı abi. Çetin? Ha, Çetin Tekindor. Ulan ne güzel küçük ağa oynamıştı o be. Ha? O değil abi. Onun kadar olmasa da bizim Çetin de yetenekli bir arkadaş. O da iyi oynuyor. Ya oğlum of. Ne konuşup duruyorsunuz lan kulağım? Hazır abi, hatırlamıyorken uyandırmayalım. Çetin'i bulup sıkalım biz. Tamam. Abbas, hadi çıkıyoruz. Sen kimdin? Ben dayının oğluyum. Ha, dayı oğlu diyorsun yani. Evet. Hatta biz de kuzeniz. Hadi hadi kalk, operasyona gidiyoruz. Ya ben dostumu düşmanımı bilmiyorum ki kime sıkacağımı bileyim. Abbas, bana sıkma da istediğine sık. Hadi hadi. Bizi almaya geldiklerinde Zeynep babamın vasiyetini söyleyecekti bana. Ölmeden önce ona söylemiş. Babam da bana bir vasiyet etmişti. O vasiyet yüzünden Serdar'ı Ferhat'a verdik işte. Eğer çok önemli bir şey olmasa bu kadar sıkıntı çekmezdi söylemekte. Ya birader, yanlış anlamasan bir şey soracağım sana. Sizin bu Zeynep'le durumunuz ne? Ne gibi? Ya bak şimdi, siz geçmişte sevmişsiniz birbirinizi. Tamam, bunu anladık. Da abi, kadın şu an evli, çocuğu var. Sen hiç aşık oldun mu lan? Yok Allah'a şükür. Olma zaten. Sakın olma. Eğer bir gün olursan beni anlarsın. Aşk öyle laf dinlemiyor oğlum. O başkasının da olsa, sen başka biriyle de olsan. Aradan yıllar geçse bile içinden atamıyorsun ki. Bak şu kolunu kesip atarsın ama onu atamazsın. Arkadaş amma abarttın ya. Aşk lan işte. Bak şimdi. Ben sana Tekin Style'ı açıklayacağım. Ben bildiğim minibüs şoförüyüm. Bir duraktan alıyorum müşteriyi. Gönlünü hoş ediyorum. Ondan sonra öbür durakta indiriyorum. Alan memnun, veren memnun. Tekin Style. Kapı dolmuşa bir gün biri biner, dikiz aynasından sana bakar, öyle bir çarpar ki ne durak bırakır sende ne de güzergah. Düz yolda takla atarsın, haberin olmaz. Geçmiş olsun beyler. Oğuz, askeri savcı geldiğine göre bizim yerimizi değiştirmemiz lazım. Çünkü sivilinin de eli kulağındadır. Keşke bütün savcılar duygu gibi olsa. Memlekette faali meçhi olmazdı. Abartma. Birader ben biraz dondum. Arabaya gidiyorum. Sen o durak meselesini çok da atlama. Siz neyin peşindesiniz yine? Boşuna bekliyoruz Süleyman. Adam canını zor kurtarmış. Kaçmış. Evine mi gelecek? Sen Çetin'i tanımamışsın be oğlum. Adam psikopat, manyak. Her şeyi yapabilir. Korkuyorsun, evime giriyorum Ayşe, ne var bunda? Sen şimdi Ceren'in odasına git, birkaç tane eşyasını bavula koy. Gidiyoruz, sonra gidebilirsin, tamam mı? Baba geldin mi? Geliyorum Ceren. Tamam baba. Nereye gidecektiniz? Sana ne Ayşe? Hadi baba gel. Yok, birkaç adam geldi, sizi sordular.
Nasıl diyeyim, bu karanlık tipler. Ayşe, biz işte o karanlık adamlardan dolayı zaten gidiyoruz. Ama hızlı olmamız lazım, tamam mı? Sen şimdi şuradan başla. Hemen toparla eşyaları. Hızlı hızlı. Hadi, hadi Ayşe. Ceren! Diyarbakır'a dönüyorum ben. Gitmeden bir göreyim dedim. İyi yapıyorsun dönmekle. Hepiniz mi aynısınız? Kiminle aynıymışım ben? Amcamla aynı konuşuyorsun işte. Doğru söyledikten sonra kimin söylediğinin ne önemi var ki? Aklım burada kalacak. Bak Duygu, senin burada yapacağın bir şey yok. Diyarbakır'da olup buradaki olaylardan uzak durman çok daha iyi senin için. Benden uzak dur diyorsun yani. Merak etme, bunun için gelmedim. Zeynep, konuştum seninle. Ya o konuyu hiç açma. Anlaşıldı, konuşmamış. Duygu, Zeynep benimle ne konuşacak? Bana düşmez, kendi söylemesi lazım. Bir laf atıyorsun ortaya, devam et. Oğuz, ısrar etme, kendisinin söylemesi lazım. Niye açıyorsun konuyu o zaman? Ben bu kaçak halimle şimdi Zeynep'in kapısına mı dayanayım? Ne oluyor? Biliyorsan niye söylemiyorsun bana? Belli ki Zeynep'in canı bir şeye sıkkın. Söyleyemiyor. Bana anlatacağını bildiği için sana anlatmış olamaz mı? Öyle değil. Söyleyemem. Ya eğer bunu ben söylersem kız benden ömür boyu nefret eder ki haklı da olur. Sandığın gibi bir şey değil Oğuz. Kendisini söylemesi lazım. Çetin'le mi ilgili? Üçünüzle de ilgili. Ceren! Ayşe! Ayşe, kime sesleniyorum ben? Boşuna sesleniyorsun. Ayşe yok, gönderdim. Senin bu saatte burada ne işin var? Sen şimdi beni terk ettin ya. Ben de karşına geçip gözlerinin içine baka baka başına ne geleceğini söylemeye geldim. Ceren nerede? Senin hiçbir zaman göremeyeceğim bir yerde. Çetin, seni öldürürüm. Boş tehditlerde bulunup durma. Ben seni sevdim, biliyor musun? Seni sevdim. Sana sabır gösterdim. Ama sen o Oğuz'u sevmekten hiçbir zaman vazgeçemedin. Kızım nerede Çetin? Bu soruyu ailemize dağıtmadan önce soracaktın Zeynep. Bundan sonra kızımla beraber yurt dışında yaşayacağım ben. Ne benim yüzümü, ne de Ceren'in yüzünü göremeyeceksin. İş işten geçti artık Zeynep. Ne yaparsan yap Ceren'i göremeyeceksin.
Ben gideyim ancak. Daha valiz yapacağım. Diyarbakır'daki arkadaşlara da selam söyle. Belki bir daha görüşemeyiz aslan parçası. Kendine çok dikkat et, olur mu? Diyarbakır'a gidiyorsun, sanki bir yere gidiyorsun. Orası belli olmaz Oğuz. Hayat bu, kendi ayarlar. Sen ilk fırsatta Zeynep'le konuş. Hoşça kal. Çok sevdim ben seni, unutma, olur mu? Sorun yok. Abi, paraları depoya indiriyorlar. Ama keşke ben de başlarında olsaydım. Önemli bir misafir bekliyorum. Davamız için ölmeme neden müsaade etmediniz? Kimin ölümünün davaya hizmet edeceğini ben tayin ederim. Abi, İbrahim Bey geldi. İbrahim Şahoğlu ile mi görüşeceksiniz? Sence zamanı gelmedi mi? Abi, denize mi düştük, yılana sarılıyoruz? Yavuz'un dilinden ancak o anlar. Anlar. Yavuz'un dilinden anlar anlamasına da o kendi dilinden başka bir dil konuşmaz. Onun dili de şeytanın dilidir. Karıştırmayın hocam. Ben ayağımın altında bile mikrop, bakteri barındırma. Onun için rahat ol. Yavuz Aslan bu kadar basitti de neden bu zamana kadar onu bitiremediniz? O beni neden bitiremediyse o yüzden. Hem devletin ikimizin varlığına da ihtiyacı var. O yüzden. Artık Yavuz'un varlığına ihtiyaç yok. Elinizden tutan mı var? Buyurun. Ha, benden izin istiyorsanız. Verdim, gitti. Ha, yok. Beni buraya tetikçi diye çağırdıysanız ilk size sıkarım. Biz sizi buraya işbirliği yapmak için çağırdık. Ben o birliklere karşıyım. Avrupa Birliği, Milli Birlik, Askeri Birlik. Ha. Bir de Evlilik Birliği. Neyse o. İbrahim Bey, Yavuz'a diş bilediğinizi herkes biliyor. Onu yok etmeniz için size fırsat sunuyoruz. Bunu elinizin tersiyle itecek misiniz? Yok. Ben Yavuz'un yok edilmesine karşıyım. Önce o yaptıklarının bedelini ödeyecek. Ne yaparsın, nasıl edersin, biz karışmayız. Yolunu sen seç. Biz o yolda ne kadar engel varsa kaldırırız. Benim yolum biraz vahşidir yalnız. Kaldıramazsınız.
Eğer Yavuz'u yok etmeye karar verirsem. Ona öyle acılar çektiririm ki. Siz bile Yavuz'a merhamet duyarsınız. Paraları indirdiler dayı. Bilek River askerleriyle abinin adamları var. Dayıcığım, ne yapıyoruz? Ben göstereceğim abla şimdi sana ne yapacağımı seni. Bir dinlenelim. Vallahi öleceğim ya. Şimdi kaç yaşındasın Abbas? Ama mental olarak 24 ama fiziksel olarak 64 yaşındayım dayı. Sen mi vurdun, ben mi vurdum? Tabii ki sen vurdun dayı. Güzel. Vay anam, vay anam, vay vay vay. Dayı, bu adamlar bu paralarını buraya nasıl getirmişler? Ne yapacaklar? Günde kaç tane Amerikalıların askeri uçağının İstanbul'a indiğini biliyor musun sen? İşte o abiler, neojonlar bu paraları böyle getiriyorlar. Dayı, benim bankada 5000 markım var. Yahu ben çok param var sanıyordum, biliyor musun? Buna bak arkadaş, yani bu ne böyle, burada kaç para var arkadaş ya? Ne marka Abbas? Alman markı dayı. Getirisi en yüksek para. Ha. Sen o markı iyi tut Abbas. Zor gününde lazım olur sana. Ya dayıcığım, ben bu dolarları gördükten sonra markın yüzüne bakar mıyım ya? Bu dolarlar bizim değil Abbas. Kimin? Tüy bitmemiş yetimin. Hangi yetimin? Amerikan mı? He? Dayı? Ne yapacaksın? Yakacağız Abbas. Ne? Dayı! Önce beni yak dayı! Önce beni yak! Koalisyon hükümeti çatırdıyor! Kriz kapıda! Devalüasyon oldu olacak diyorlar. Yapma, kurban olayım dayı. Ya bu kadar para yakılır mı ya? Yapma ya. Ya Abbas, sen eskiden bu kadar para canlısı bir adam değildin. Anlamadım dayı. Şimdi bu geçmişte yaşıyor ya. Ya dayıcığım, geçmiş gelecek, hepimizin gideceği yer aynı yahu. İşte ben de onu söylüyorum ya Abbas. Paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık. Ya Abbas, şimdi bunun üstünde Atatürk olsa neyse. Hani dediğini yapalım da canım. Franklin, o hiç olmaz. Serdar, şimdi bu paranın bir kısmını kasada şehit düşen 22 tane aslan parçasının ailelerine dağıt. Diğer kısmını da davamız için içeride olan arkadaşların o aslan parçalarının ailelerine dağıt. Bu kalanı da dökün benzini yakın. Tamam dayı. Dayı yapma, gözümü seveyim ya. Ver, ver, ver. Ver. Ver.
Sence bu İbrahim Yavuz'u bitirebilecek mi? Abi, ben bu İbrahim'i biraz tanıyorsam Yavuz'u öyle bir yerinden vurur ki Yavuz bir daha ya hiç ayağa kalkamaz ya da aslan yaralanınca ne olur hep beraber görürüz. Ben şimdi anlamadım. Sen Yavuz'dan mı korkuyorsun, İbrahim'den mi? Aklı olan her ikisinden de korkar abi. Hele ki bu iki isim aynı cümle içinde geçiyorsa korkmaya bile zamanın olmaz. Hayırdır inşallah. İbrahim'i mi duydun? Hayırlı akşamlar Yavuz Bey. Hayırdır bu saatte bizi arıyorsunuz? Siz memleketi yakmak istiyorsunuz ya. Biz de Abbas'la karar verdik. Size yardım edeceğiz. Yavuz Bey, siz emekli oldunuz ya. Sizin gibi adam emekli maaşı yetmez tabii. Sadakamız olsun. Yapma ya, oynama böyle. Benim burada bu paraları yakmamdansa sen cehennemde yanmayı tercih edersin. Bana maval okuma. Ver ateşi Abbas, ver ateşi. Ah be dayı be, ah be dayı be. Ver, 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 ver Abbas, ver. Oh. Ama ne demişler? Haydan gelen huya gider. Değil mi? Oo! İliklerim ısındı vallahi. O paraları cayır cayır yaktın ya. Ben de seni yakacağım. Sana öyle bir acı yaşatacağım ki ölene kadar her an acıyla yanıp tutacaksın. Birader, bir dinlenmek için mi firar ettik ya? Hani icraat nerede? Senin emeklilik hayalinde tespitçilik yok muydu? Geç işte sana fırsat. İçeride torna da var. Geç başına. Ya, torna morna tamam da benim emeklilik hayalimde sen yoksun birader. Onu ne yapacağız? Bundan sonra benim içinde olmadığım hayali düşünemezsin bile Bedekin. Söyle Tayfun. Ne söyleyeyim komutan? Ne mi söyleyeyim? Tarkan'dan söyle Tayfun. Aklına ne geliyorsa onu söyle. Dön bebeğim, dön çaresiz başım. Fazıl görüntü verdi, dön oğlum. Tamam. Bize konum at. Hemen çıkıyoruz. Fazıl'ın yerini tespit etmişler. Onun yeri dar gelmiştir. Gidip değiştirelim. Seninki kaçmış. Neden direkt söylemiyorsun? Hep bir ima. Nereden biliyorsun onun yanından geldiğimi? Doğru tabii şimdi. Bu aşıkların bir gözü kör, bir kulağı sağır olurmuş. Şimdi ben sana ne söylesem sen zaten bildiğin gibi anlayacaksın. Yok yok. Söylediğini anladım. Lafını da dinliyorum. Dönüyorum Diyarbakır'a. Şimdi ben söyledim diye mi dönüyorsun Diyarbakır'a? Yoksa Oğuz söyledi diye mi dönüyorsun Diyarbakır'a? Vallahi ben artık bütün duyacağım lafları duydum amca. Artık kimsenin söylediğini dinlemek istemiyorum. Kafamı dinlemek istiyorum. Ben de senin mutluluğunu istiyorum fındığım. Ama düşmüşsün bir imkansız aşkın peşine. Hayır, ben çözüm adamıyım yani. Senin mutluluğunu çözemeyince ben kahroluyorum. Çözdün işte bak. Gönderiyorsun beni. Bulamadın ki şöyle adam gibi bir adamı. Düğününde zeybek oynayalım.
Sırf seninle karşılıklı oynamak için ilk isteyene evet diyeceğim. Söz. İlk isteyene. Kendinize çok dikkat edin, olur mu? Bana da sözüm var bak, ona göre. Tayinimi istediğinde çıkartacaksın. Yaramazlık yapmazsan söz. Oynayamadık ki Zeybek. Kazım Bey, merak etmeyin, ilk defa bomba yapmıyoruz. Ben kamyonu size anahtar teslim getirdim. Alışkanlık. Ben her şeyi iki defa kontrol ederim. Kamyon nereye gidecek? Satırcıları, örgütçülere yaktırıyorsunuz. Örgütçüleri de satırcılara kestiriyorsunuz. Sıradan insanlar da evlerde izleyip vahlanıyorlar. Ama korkmuyorlar. Onlara korku salmanın bir tek yolu var. Bu bombalı kamyon İstanbul'un ortasında patlasın ki tehlikenin farkına varsınlar. İyi ama IŞİD'in İstanbul'un göbeğinde eylem yapacağına kim inanır? Bu ülkenin kendi iç dinamikleri var. Kendi kötü çocukları var. Siz sadece kendi yakın çevrenizin tepkilerini okuyorsunuz. Bense istihbarat raporlarından Türk halkının tümünü okuyorum. Siyasilere baskı yapma yeteneğine sahip orta üst sınıf Türklerin en büyük korkusu IŞİD. Sizin konsolosluk Cihangir'e yakındı değil mi? Efendim, yola çıkmaya hazırız. Bu bomba kalabalık bir pazar yerinin tam ortasında patladıktan sonra Gürkanların hiç kimseyi IŞİD'in Türkiye'ye tehdit olmadığına, Türkiye'nin de IŞİD'e destek vermediğine inandırma şansı kalmayacak. Güzel. Güzel. İleride trafiğe mobeseye girmediklerine göre bu arada bir yerdiler. Kuleli, Fazıl'ı konuşturmadan öldürmeyeceksin değil mi? Hayır, kendine hakim olamayacaksan bize bırak. Merak etme, abisinin kim olduğunu öğrenmeden öldürmeyeceğim. Trafik kamerası buradan 500 metre ileride. Buraları bir yoklayalım bakalım. Tayfun, Fazıl burada. Bu Fazıl'ı öldürür. E dedim, diyorum, dinletemiyorum. Arabayı arkaya çek. Ceset ben arkadan dolaşıyorum. Thank you.
bakalım dışarı aslan parçası. Sökünce bağırıp çağırmaya başlamayacaksınız değil mi savcı? Hı? Çok soğuk burası insansız. Kimsin, ne istiyorsun? Beni hatırlamadın mı? Sen benim elimde büyüdün sayılırsın. Ne kadar büyümüşsün. Koskocaman bir kadın olmuşsun. Dur tahmin edeyim. Amcamla bir alıp veremediğin var. Hemen bildim. Baban gibi akıllısın maşallah. Ne kadar adi bir adam olduğunu anlamak için zekaya gerek yok. Yüzünden belli oluyor. Ayıp ayıp. Adi bir adam sayılabilirim. Belki. Ama amcan kadar iki yüzlü bir adi değilim hiç olmazsa. Baban nasıl öldü biliyor musun sen? Ha? Amcan sana baban nasıl öldü anlatmadı mı? Anlattı amcam. Ama galiba sen bir şeyler anlatmak istiyorsun. Söylemeden de rahatlayamayacaksın. Hadi bir an önce suya da bitsin bu eziyet. Hızlan hadi. Bak bu küstahlığını da amcandan almışsın. Babanın nasıl öldüğünü, gerçekten nasıl öldüğünü merak etmiyor musun sen? Ha? Anlatacaklarım babamı geri getirmeyecek. Şu anda babanı öldüren adamla tanıştın. Bu bile ilgini çekmiyor mu senin? Benim babam trafik kazasında öldü. Senin baban iyi bir şofördü. Eğer yardım etmesek... Öyle bir kaza yapacak bir adam değildi o. Senin derdin ne? Suçunu itiraf edip af mı dileyeceksin? Hani benden ne istiyorsun? Ölmeden önce gerçekleri öğrenmeni istiyorum. Babanı öldüren benim. Öldürten amca. Sen eve gitmedin mi Abbas? Git eve. Dayıcığım sen istirahata çekilmeden ben istirahata çekilebilir miyim sanıyorsun? Ya sen hasta adamsın. Ne ilgisi var? Git evine. Daha iyi misin? Otur otur. Vallahi dayıcığım. Kötü anıların hepsi geldi de. İyiler de işte yavaş yavaş geliyor. Korktum be Abbas. Beni yalnız bırakacağından korktum. Dayıcığım, müsaade edersen bir şey söyleyeceğim. Her şeyi söyleyebilirsin Abbas. Yani ben bugüne kadar senden korktum kelimesini hiç duymadım. Ben de korkuyormuşum demek Abbas. Sevdiklerimi kaybetmekten korkuyormuşum. Yaşlandım biraz. İnsan yaşlanınca
daha duygusal oluyor demek. Vallahi dayıcığım, önceden çok hiddetliydim, çok. Yani duygularını göremiyordum. Da şimdi... Yani ne bileyim hani... Bana karşı olsun, yengeye... Duyguya karşı bakışlarını görüyorum yani. O hiddet kalmadı artık. İbrahim. Vay. Yavuz. Kamerada gerçekte olduğundan çok daha yaşlı çıkıyorsun. Farkında mısın? Bunca eziyete sistemimize nasıl girdiğini göstermek için mi çektin? Yok, bilemedim. Seni yeğeninle görüştürmek için bunca zahmete geldim. Mezarını kaz İbrahim! Amca, bu herif babamı senin öldürttüğünü söylüyor. Efendim? Acı çektiğini görebiliyorum. Hem de yürekten. Merak etme, birazdan tüm acını gidereceğim. Söyle İbrahim. Ne istersen vereceğim, söyle. Canını yakmak istiyorum Yavuz. Söyledikleri doğru mu amca? Savcı hanım. Söylediklerim doğru olmasa şimdiye kadar çoktan inkar ederdim, değil mi? Amca, söyledikleri doğru mu? Bunları bil ki öbür tarafta amcanın yakasına iyice yapış diye anlatıyorum sana. Neden? Neden amca? Amca, neden? Neden? Duyguyu bırak. Kafama sık. Yok öyle. Ne dedim? Acı çekmeni istiyorum. Ölmeni istiyorum. Demedim. İbrahim. Direm direm. Damla damla geberteceğim lan seni. Kimsenin çekmediği acıyı çekeceksin lan. Bak, orada masanın üzerinde bir bıçak var. Al bıçağı. Eline sok. Eğer çektiğin acıyı bana gösterebilirsen, yeğeninin canını bağışlarım. Belki. Kesmez.